Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle örgüden şort nasıl örülür onu göstereceğim. Güzel bir video olması diliyorum. Şimdi başlangıç olarak şöyle bir de kropumuz var, üstüne takım olarak ördüm. Kropu da bir sonraki videoda onu da nasıl yapılır, hangi bedene ne kadar örülür hepsini göstereceğim detaylı bir şekilde ikinci videoda. İlk olarak bu videomuzda sadece şort nasıl örülür, her bedene göre yapabileceğiniz bir şort olacak. Şimdi ipim Etrofil organik koton. Çok güzel yazlık bir ip. Her şeyde kullanabileceğiniz hırkalarınızda, bluzlarınızda, kroplarda hem pamuk gibi hem koton hem de organik olduğu için merserize niteliğinde güzel bir ip. Tığım 3 no. Şimdi ben biraz hazırladım sizler için ama ben şimdi buradan başlangıçtan itibaren size nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi bir orta yapalım. 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekip bunu bir kapatalım. Şöyle yapayım, sonra siz de daha detaylı görün. 3 tane zincir çekip ilmeğimi alıyorum, ikili trabzan ile 2 defa da çıkarttım. 3 tane trabzan yapıyorum. Yani şu zincirle birlikte 3 tane. Sonra aralarda 2 zincir çekip ilmek aldık. Tekrar 3 trabzan daha. 2 zincir çektik. Aynı boşluğumuza 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. 2 zincir çekip yani 1 2 3 8 tane 3 daha üçlü trabzan yapalım ortaya. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. Şöyle. Burayı çok büyük derseniz tam şey yeri rahat olsun diye yaptım. İsterseniz 6-7 de çekebilirsiniz. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 zincir çekip aynı 3 tane daha tekrar yapıyorum. 8 tane olacak bu trabzanlar. Evet, bir zincir çektik. Birleştirmemiz nasıldı arkadaşlar? İlmeğimizi aldık. Tam köşeden, ilk başlangıç yerimizden yani. Komple çektik ve burayı da tamamlamış olduk. 8 tane üçlü trabzan. 3 tane ikili trabzan. 8 tane olacak. Şimdi hemen üstüne nasıl yapıyorduk? 3 tane zincir çektik. İlmek aldık. Şu boşluğa 3 birlikte 3 tane oldu. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi her boşluğa köşe yapıyoruz. 3 tane yaptık. 2 zincir çekip aynı yere tekrar. 3 tane daha dolduralım. 1 zincir çekiyoruz arada. İlmek aldık diğer boşluğa. 3 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz, ilmek aldık, aynı yere tekrar. 1 boşluğa bunlardan yapalım tekrar, sona kadar gelelim.
Arada iki zincir. Yani şöyle baktığımız zaman sekizgen olacağı için bakın şurası bir kenar gibi olacak. Şuralardan artıra artıra gitmiş olacağız. Yani bu yaptığımız iş sekizgen olacak. Hani altıgen hırkalarımız, beşgen motiflerimiz vardı. Bu da sekizkenarlı olmuş olacak. Bu şekilde artırarak gidiyoruz. Köşelerin orta yerindeki zincirler iki tane, aralarda bir zincir. Pardon, şurayı unuttuk. Son yerimize geliyoruz. Yedinciyi de yaptım. Pardon, sekizinci ama şunu tamamlayacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilk başlangıcımızdaki yeri de geldiğimizde köşemizi tamamlamış olacağız. Şöyle bir zincir çekiyoruz. İlmek aldık tam ucundan. Birleşme yerimiz hiç belli olmuyor köşeye getirdiğimiz zaman arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekizgen oldu. Şimdi üst zincir çekip tekrar bu şekilde bu büyüteceğiz 4 sıra. Şimdi bu araya üç tane bir zincir çekip diğer boşluğa, yani köşelere köşe, buralara tekli. Köşelerimize hep köşe olarak devam ediyoruz. Bakın, iki zincir çektim. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için biraz daha detaylı anlatıyorum. 3, bakın köşe böyle gidecek. Bir zincir çekiyorum bu boşluklara. 3 tane trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir diğer köşeye. Tekrar köşemizi tamamlayalım. 3 tane ikili trabzan. Bakın şu aralardan, şunlar da tek olacak. Aralardan genişlemiş olacak. Köşelerden büyümüş olacak. Sona kadar bu şekilde köşelerimizi yaparak, aralardaki trabzanları da yaparak sona kadar gelelim. Zaten şurası. Bakın. Böylelikle köşeden başlayarak büyütmüş oluyoruz. Evet, sona kadar geldik. Şimdi burada yine köşelerde nasıl yapıyorduk? Şu şekilde birleştirdik. Şimdi 3 zincir çekip aynı şekilde
3 tane buraya bir zincir çekiyoruz aralarda. Buraya ve buraya teker teker ama köşeler çift çift yapacağız üçlü trabzandan. Diğerine arada bir zincir. Ve köşe. Ne demiştik? Köşelerden zaten genişliyor bakın. Sekizgen şekilde köşemizi tamamlayalım. Kaçıncı sıramız? 1, 2, 3 ve 4. sıramız oldu. Şimdi burada sekizgeni bu şekilde büyüterek gideceğiz ya. Ben şimdi bir detay anlatacağım size. Bakın. Şöyle göstereyim. Biz şimdi alt kısmını şu şekilde örmüş oluyoruz. Yani sekizgen şekilde. Burada 1, 2, 3, 4. 4 sıra yaptık. Bizim de son sıramız şimdi. 4 sıradan sonra ayrım yapacağız. Bu 4 sıra, şunu belirteceğim ben şimdi size, püf noktası buralar. Şimdi bunu 4 sıra yaptığımız zaman A kısmını şöyle düşünün, A kısmını 4 sıra. Şu paçamızın, yani şu A'dan sonra bacağa doğru şu paçamızın yerini belli ediyor. Eğer ki bunu 4 değil de 5 yaparsanız paça biraz daha, şortu biraz daha uzun yapabilirsiniz. Biraz daha uzun isterseniz daha çok yapabilirsiniz. Yani bu A kısmından sonraki yer paçanızın uzunluğunu belirtiyor. Anladınız değil mi arkadaşlar? Şimdi ben 4 sıra yaptım. Bu kadar benim için yeterli. Şort için. Ama siz biraz daha uzun isterseniz 4 sıra değil de 5 sıra veya 6 sıra yaparsanız böyle biraz daha paçanız uzamış olur. Sonra ayrım kısmına geçeceğiz. Şimdi ben 4'ü tamamlayınca ben şimdi ayrım kısmını göstereceğim size. Bu sırayı tamamlayalım. Dediğim gibi öncelik, yani paçanın uzunluk olması, bakın şöyle yapacağız. Şöyle ben şimdi size bir katlayacağım bunu. Şöyle düşünün. Şortumuz bu şekilde olacak ya. Bakın. Şimdi bunları büyüteceğiz. Bakın orta yerimiz burası. Şimdi bunu ne kadar büyütürseniz paçanız o kadar büyüyecek. Bu tarafı ayrı öreceğimiz için. Şimdi ben bu sırayı bir göstereyim size. Bu sıra bittikten sonra ayıracağız. Ben 4. sıramı yapıyorum. Sekizgen bir parça. Son yerimize geldik. Bunu da bir tane zincir çektik. Bunu birleştirdik. Şimdi burada 3 zincir çekip ilk tarafımızı nasıl yapıyorduk? Doldurduk. Şimdi A kısmım benim tamamlandı. Paçalar benim için yeterli. Şurası yani. Şu A, buradan A kısmısı, şurası paçalar. Uzun isterseniz dediğim gibi bunu 4 değil de 5 veya 6 da yapabilirsiniz. Ne kadar çok bunu uzatırsanız paçanız o kadar büyüyecek. Sonra aynı işlem bittikten sonra, orta yerinizi bitirdikten sonra şu şekilde bakın. Neresinde bitirdiyseniz 1, 2, 3 tane şu gördüğünüz 3 kenarı örüp gideceğiz artık. Geri dönüp örüp gideceğiz. Yani diğer tarafları bırakacağız. Şimdi gösteriyorum. Normal artırımlar, köşeler yine köşe. Sadece şu köşeleri yarım bırakacağız. Şimdi 1, 2, 3. Şuraya kadar gelelim.
Şimdi ne yaptık? Şuradan 5. sıramızdayız. Ağı bitirdik demiştik. Şuradan başladık. Bir, şunu şöyle biraz şöyle yapınca daha iyi. Buradan başladık. Bir köşe, iki, üçüncüye geldik. Üçüncü köşeyi tamamlamadan, yani şu yarımı yaptıktan sonra 4 tane veya 5 de çekebilirsiniz. Geri dönüyoruz. Artık ilmek aldık. Burada köşeyi bıraktık. Köşe yok artık. Hemen yani nereye yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada da göstereyim. Bakın. Geri gidip sürekli bu şekilde 3 kısmını, yani 3 tane parçasını git gel yaparak istediğiniz kadar, şortunuzu ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar büyüklükte bu şortu büyütebiliyorsunuz. Yine köşeleri unutmayalım. Bu kenardaki köşeler yok artık. Şöyle göstereyim tekrar. 3 köşemiz 1, 2 ve 3. Hemen orayı bir katladım. Şöyle bakın. Şu şekilde 1, 2, 3 git gel yaparak şöyle de göstereyim ben size. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4.'den sonra bakın burada yarım köşelerimizden git gel yaparak istediğiniz kadar burasını büyütebiliyorsunuz. Birkaç sıra gidip göstereyim ben size yine. Aralar yine bir zincir. Köşelerimiz ikişer zincir. Şuradan başladık. Bakın. Üçüncü köşeye gelince dönüşleri yine göstereyim ben size. Evet. Şimdi geldik yine sona. Üç kenar yapıyoruz demiştik. Bakın şimdi burada kenar yine bir zincir çekip ilmek aldık. Bunun son zincirine şu şekilde bir kafes yaptık. 3 tane zincir çekip geri dönüyoruz. Yani bu 3 taneyi, 3 sırayı bu şekilde git gel yaparak köşelerde, köşe demeyelim buraya, son yerlerimiz, yani şunun gibi düşünün. Bak. Bu şekilde dediğim gibi istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar, bu 4-5 yaş için demiştim sizlere. Siz bunu hiçbir şey yapmadan, zaten köşelerden kendi uzayıp gidiyor. Bunu 3-4 sıra daha yaparsanız 10 yaşa göre olur. Daha büyük yaparsanız, yani bu gittiğiniz sıra sayısı bedene. Şu beli hani böyle ne kadar öreceğim ölçüsünü mesela diyeceksiniz ki 36 bedenine kaç sıra öreceğim. Siz ipiniz falan tığınız hiç bilinmez çünkü herkes her çeşit ipten örebilir. O yüzden arkadaşlar ölçüye bakmayın. Siz ördüğünüz zaman şu bel kısmı burası kime yapıyorsanız belini ölçtüğün zaman o ayarda bırakabilirsiniz. Yani bedeniniz o olmuş oluyor. Aslında çok basit bir şort. Siz örerken kendi bedenini oluşturuyor zaten. Dediğim gibi paçalarını biraz daha uzun yapsanız bile yine 3 sırayı yaparsanız şu 3 köşeyi yaparak giderseniz aynı şekilde büyümüş olur. Bakın ben şimdi şu şortu gide gele köşemiz zaten şurası
Başlangıç yerimiz artık belli oldu. Yani şu köşeleri bırakıyoruz, düz devam ediyoruz. Bu sırayı bitirdikten sonra diğer köşeye geleceğiz. Yani pardon, diğer sıramıza. Şimdi bu böyle olacak. Farz edin ki bunu ördük. Şöyle bir katlayayım. Şu şekilde 3 sırası şöyle. A burada olacak. Bakın. Şu şekilde katladık, değil mi? Ördüğümüz. Burayı ördük. Şunun gibi bitirdikten sonra kaç sıra yapacaksanız çevirdik. Çevirdikten sonra şunlar zaten paçamızın boşluk yeri. Hemen şu köşeden, bir de şu köşeden, yani şuralardan 3 köşeyi de bunun gibi öreceğiz. Şurada da göstereyim. Bu parçayı gösterdiğim yer bittikten sonra şurası 3 demiştik ya az önce git gel yaparak. Ben şimdi diğer tarafı göstereyim size. Orası bittikten sonra bu şekilde katladık. Şunu gösterdim zaten. Şimdi şu şekilde katladık, değil mi? 3 kenar yaptık. 3 de bu kenar. 2 de şu paçada kalıyor. Bakın şurası paçada kalıyor ve enteresan şekilde şurası paçanın boşluğunu oluşturmuş oluyor. Şimdi ipimizi diğer tarafı bittikten sonra aynı şekilde bu tarafı da öreceğiz. Hemen bu şekilde katladığınız zaman şu köşeyi alıyorsunuz. 3 tane trabzan yapalım içine. Bir zincirle bakın şu köşeye kadar git gel yaparak arkadaşlar şunun gibi büyütelim. Şimdi bunu zaten hazırlamıştım bir tarafını. Şimdi size burada göstereceğim diğer tarafını da. Siz zaten 3 tarafını A kısmını bitirdikten sonra 3 köşesini ördükten sonra zaten şekillenmiş olacak elinizde, merak etmeyin. Üçüncü köşeye kadar gelelim. İki köşe bitti. Şöyle yine göstereyim örerken de. Şuradan başladık. Şuraya geldik. Şimdi şu köşeye gelene kadar örüp geri döneceğim. 3 köşeyi öreceğim sadece. Dediğim gibi bu üçgen yeri yani 3 kenarı istediğiniz kadar git gel yaptığınızda şortunuz her bedene göre büyümüş olacak. Şu bel kısmını kime yapıyorsanız ölçerseniz zaten bedeniniz çıkmış olacak. Evet, köşeye geldik. Köşeden sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyorum. Ve hemen diğer boşluğa bu şekilde üç kenarı şu
üç bu tarafa, üç bu tarafa, şöyle söyleyeyim, arada birer boşluk kalacak, o da paçanın boşluk kısmı zaten. Bu şekilde şuraya da gelip burayı nasıl yaptıysak, git gel yaparak sona kadar gelelim, sonra birleştirmeyi göstereyim ben sizlere. Şöyle bir göstereyim nasıl yaptık, kaç sıra gittim, bakın böyle devam ediyorum bunun kadar olana kadar. Şöyle de göstereyim, bakın 3 kenarı örerek gidiyoruz. Kaç sıra örmüşüz burayı? Köşeden beri, ilk başlangıç yerimizden beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra. Şimdi kaç sıra örmüşüm? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir 8 sıra daha örüp şu kenarlarının nasıl birleştiğini göstereceğim size. Yine devam edelim böyle bu şekilde. Evet, şortumuz büyümeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. 2 sıramız daha kaldı bizim. Şöyle göstereyim. Çok basit, çok güzel bir şort. Şunu da söylemeyi unuttum ben sizlere. Daha küçük, bundan daha küçük yapmak isterseniz tabii ki burayı da küçültebilirsiniz veya burası yeterli derseniz şu şekilde de bırakabilirsiniz. Mesela bakın 3 yaş için, 3-4 yaş için ideal. Bu 4-5 yaş için veya 6 yaşa kadar da olabilir. Dediğim gibi ölçüleri siz kendiniz bunu örerken zaten şöyle baktığınız zaman şu bel kısmına falan kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şu köşeyi yaptıktan sonra, yani şu orta yeri sonra ayırdık ya, üç taraflarını örerken çizgiler de atabilirsiniz. Başka değişik renkler de koyabilirsiniz. Onu da belirteyim sizler için. Şimdi devam edelim. Sona gelince tekrar göstereyim. Adım adım göstermek istedim nasıl yaptığımızı. Evet arkadaşlar, şortumuzun bu sırasını da tamamlamış olduk. Şimdi ikisini birleştirdikten sonra ipimizi kırmıyoruz. Bittiğimiz yerde hemen şöyle alalım. Bu ipleri ben tabii ki sonra halledeceğim. Hemen bu köşeyi bu köşeyle birleştirelim. Sanki bakın, ben bunu zincirle birleştireceğim ya da örerek birleştirelim ki hem şortumuzun bu kenar kısmı çekim yapmasın hem de bol olsun. Şimdi alalım bu köşemizi, ilmeğimizi aldık. 3 tane yaptık diğer parçaya, alt taraftaki parçaya. Sonra bir zincir çekip karşılıklı motif birleştirir gibi tekrar bir zincir çekip burayı örelim 3 tane. Bir zincir çekelim. Karşılıklı tığımızı batırıp ilmeği alalım. Tekrar bir zincir. Bu boşluklara karşılıklı bu şekilde, bakın hiç ekleme yerimiz belli olmadan 3 tane dolduruyoruz trabzanları, bir zincir çekiyoruz, karşılıklı tekrar bir zincir örerek devam edelim. Sanki motif birleştirir gibi yapıyoruz. Bir zincir çekip karşıdan alıyoruz. Bir zincir daha çekip diğer boşluğa karşılıklı bu şekilde sona kadar gelelim. Sona geldik. Son köşemizi de
ördük, bir zincir çekip diğer köşeye birleştirip şu şekilde bunu da bir zincir çekip bu ipimizi artık koparttık. Bu taraf birleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı göstereyim sizlere. Bu şortumuz plajda mayo bikini üstlerine çok güzel rahatlıkla giyilebilecek. Biraz büyüttüğünüzde kendinize bile olabilecek güzel bir şort modeli arkadaşlar. Şimdi diğer taraf dipimiz buradaydı. Bunu bir buraya biz köşeye sabitledik. Bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Diğer alttaki köşeden 3 tane örerek diğer tarafı nasıl yaptıysak 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çekip hemen şuraya bir zincir çekip diğer boşluğa karşılıklı şekilde motif birleştirir gibi, bakın aşağı kadar kenarlarımızı birleştirelim. Alt tarafı da, pardon, diğer tarafı da o şekilde birleştirdik ve şortumuz şu şekilde hazır oldu. Bu şortumuzun bitmiş tarafı. Yani genel anlamda şortumuz bitti. Fakat bunun üst tarafına ister lastik paçalara da dahil, ister kirpik, bu sizin tamamen tercihinize bağlı. İstediğiniz renklerde, istediğiniz her türlü yapabilirsiniz. Ben şimdi nasıl yapacağım onu göstereceğim. Ben diğer bluzumuz da takım olacağı için bununla şu renk ipimden şimdi bel lastiğini, yani bele yapacağım modeli göstereceğim. Şimdi diğer ipimi aldım. Bir zincir çekelim, sabitleyelim ve şu kenardan başlayayım. Şu ipimi de yedirerek. Burada bir boşluk var. Yani her boşluğa iki zincir çekip aynı yere 3 tane trabzan yapacağım. Bunları ben sonra temizleyeceğim tabii ki. Şimdi bir zincir çekip her bir boşluğa 3 tane trabzan. Aralarda bir zincir, 3 tane ikili trabzan ile bir sıra gideceğim. Şu şekilde. Her bir boşluğa buraya gelene kadar yapalım. Şimdi sona geldik. Hemen bir zincir çekmiştik zaten. Burada birleştirip bu ipimizi kestik. Bunu yine ben sonra temizleyeceğim. Şöyle bir göstermiş oldum hem de. İlk sıramızı yaptık şortumuzda. Şimdi ip takacağım yere kafes yapacağım ama diğer renkten yapacağım. Şöyle bir ip yaptım ikisinin renginden. Bunu buradan bağlayacağım için arkadaşlar. Siz de böyle bir kordon yapabilirsiniz. İster tek renkten, ister çift renkten. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Dediğim gibi ister lastik de örebilirsiniz. Daha önce göstermiştim lastik yapımlarını da. İsterseniz böyle şekilli değişik şeyler de örebilirsiniz. Şimdi yine kenar kısımdan başladım. İpimi taktım oraya. Başlangıçta 5-6 zincir çekip ilmek aldım. Her bir boşluğa bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, iki zincir, her boşluğa bir trabzan. Şu şekilde.
İsterseniz bunu 3 zincirde çekebilirsiniz. 3 çekelim, gergin olmasın. Bazen de 2 çekebilirsiniz. Çok da bol olmasın arkadaşlar. Zaten bel lastiği olacak bu. Gerçi büzdürsün, büzgülü dursun derseniz 3 tane zincir çekin. Her bir boşluğa 3 zincir çekerek böyle bir kafes yapıyoruz bel kısmımıza. Bunu videoyu kapatmadan göstereyim bu şekilde. Hızlı bir şekilde gidiyorum ben biraz. Siz bunu bakın. Şöyle olmuş oldu. Sona kadar gelelim. Sona geldik. Burada 5 zincir çekmiştik. Sona geldik. 3 zincir çektik. Hiç ilmek falan almadan 5 zincirin tam orta yerinden şu şekilde ipimizi kaydırıp buraya bağladık ve bu ipimizi de artık koparttık. Şöyle bir kemer gibi oldu. Bakın arkadaşlar. Bunu dediğim gibi biraz gevşek görürseniz aralarda 3 zincir daha iyi oldu. Şu şekilde. Şimdi bunun üstüne ne yapacağız? Tekrar diğer rengimizi alalım. Bu bluzla takım olacağı için ben kemer kısmına şöyle bir şey daha yapacağım tekrar. Bu sefer diğer köşeden başlayalım. Buraya ipimizi taktık herhangi bir boşluğa. 2 tane zincir çektim. 1 2 3 trabzan. Bir zincir çekiyorum arada, tekrar aynı yere 3 veya 4 de yapabilirsiniz. 3 yapalım. Bitirdik. 6 tane oldu toplamda. Arada 3 yaptık. Bir tane zincir çekin şöyle sivri durması için şu baş kısımlarının. Çekmeye de bilirsiniz. Bunu yaptık. 6 tane doldurduk. İlmek kalmadan hemen şu boşluğa direkt battım. Bak. Şimdi ilmek aldım. Her bir kafesin içine altı tane doldurmuş oluyoruz. Bakın. İster ortasına zincir çekin, ister çekmeyin. Bu sizin tercihiniz. Her bir boşluğun ortasına biraz bol yaparsanız burasını biraz daha hoş durur. 6 tane dolduruyorum. Hemen diğer yan boşluğa ilmeksiz bunu bağlıyorum. İlmek alıyorum. Diğer boşluğa 6 tane dolduralım. Hemen yan boşluğa ilmeksiz bağlayalım. Bakın. Biraz takım olsun istedim. Bu ara yere de ipimizi bağlayacağız zaten. Şimdi sona kadar bu şekilde gelelim. Sona geldik. Bakın burası da güzel denk geldi. Şimdi bir tane boşluğumuz kaldı. Bunu buraya ekleyeceğiz ama bunu, şunun başlangıcını da buraya eklemek istiyorum. Yani şu şekilde yapalım. İkisini birden buraya mont etmiş olduk. Bir tane zincir çekelim ve bunu artık kopartıyoruz. Evet, kemer gibi çok güzel bir şık, bakın kemer oldu. Şimdi buraya tam orta yerinden bu ipimizi bir bağlayalım. Tek tek bunu geçirelim her bir yerinden. Kordon gibi de yapabilirsiniz.
İstediğiniz şekilde zaten bunu herkes yapabilir, değil mi arkadaşlar? Onun için göstermedim bunu. Şu şekilde bir ondan bir ondan aşağıdan üstünden yukarıdan derken bakın şöyle geçirelim. Bir üstten bir alttan çıktım. Üstten alttan. Şu şekilde. İpleri ben kaybedeceğim sonra. Bu çocuk şeyi mi diye söyle şey yapmayın arkadaşlar. Büyükler için de gayet güzel bir şort oluyor. Merak etmeyin. Bakın şu şekilde orta yerde bıraktım. Bunu buradan dediğim gibi ister büzdürebilirsiniz. Çocuğunuzun beline göre nasıl yaparsanız. Şuradan bir bağcıkla şu şekilde düğüm yapın. İsterseniz bunların uclarına da güzel bir ister top şeklinde ister çiçek şeklinde bir şey de örebilirsiniz. Şunu ben bir kaybedeyim. Şimdi arkadaşlar şortumuz bu şekilde olacak. Bakın çok güzel bir takım olmadı mı? Ama siz paçalarını bunun aynısını paçalara da uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben paçaları bunu çocuk için yaptığım için tabii büyütünce dediğim gibi böyle bu şekilde de bırakabilirsiniz. Çünkü büyükleri de ya da bunu da örebilirsiniz. İstediğiniz gibi tamamen zevkinize kalmış bir şey. Ben şimdi çocuk için ördüğümde buraya sık iğne de yapacağım. Ama buraya çok teferruatlı yaptığımız için şortu ben bu şekilde bırakmak istiyorum. Neden derseniz daha spor, daha güzel oldu. Bakın şu şekilde. Zaten burası yeterince gösteriyor. Ama benim çocuğum derseniz ki biraz derli toplu olsun derseniz eflatun renginden yani sizin yapacağınız diğer renginizden şorttan başka bir renk daha uygularsanız bura gibi. Şu mor renkte sık iğneyle birkaç defa giderseniz biraz da büzgülü tatlış bir şey olabilir. Dediğim gibi ben bu şekilde bırakacağım. Belki de örerim ya da birazcık göstereyim size sık iğneyi nasıl yapacağınızı. Herhangi bir yerinden başlayalım. Sık iğne dediğim arkadaşlar. Bakın. İlmek almadan mesela şuralara ikişer tane hiçbir boşluk bırakmadan sadece hiç önemli değil kaç tane yaptığınız ilk sırayı bu şekilde gidin. Bu boşluklara iki tane buralara da gerektiği yerde iki gerektiği yerde üç tane yaparak mesela bu sırayı bu şekilde gidelim. Ben size bu bir paçasını olsun göstereyim. Güzel olursa ben de devam ederim zaten. Normal bir şekilde sık iğne yapın. Her bir şeye. Mesela boşlukları ikişer tane, iki veya üçte şu dolgulara denk gelen yere yapın. Çünkü birkaç sıra gittiğinizde o zaten kendiliğinden sık iğne olduğu için büzmüş olacak. Dediğim gibi tamamen zevkinize kalmış bir şey. İstediğiniz her şeyi kenar kısımlarına örebilirsiniz. Ben şöyle birazcık göstereyim size yine. Başlangıç yerimize kadar gelelim. Bir sıra yapıp da bırakabilirsiniz yani o da bir model.
Burada düz geldi. Hepsinin birer tepesine yapabilirsiniz burada. Bakın sık iğneyi yaptım. Bir sıra şu başlangıç yeriyle şunu şöyle yine içinden kaydırarak birleştirin. Bakın şu şekilde de olabilir. Böyle de güzel oldu. Bir sıra daha, iki sıra daha giderseniz tabii sık iğne biraz sık olduğu için hafif şöyle büzgülü de olabilir. Çok da güzel olur. Birlikte yapalım o zaman bir kaç sıra daha. Daha büzgül isterseniz yani her boşluğa iki tane buna denk gelen dolgu yere denk gelene de iki tane yaparsanız biraz daha büzgül olur. Ben arada üçlü yaptım tabii ki 3 tane doldurdum. Yani boşlukları 2 ama dolgulu yerlere 3 tane yapmış oldum. O yüzden çok büzgül olmamış olabilir ama siz dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Her bir sık iğnenin içine normal siz de sık iğnenizi yapalım. Bu videodan sonraki videom bu olacak arkadaşlar. Takımı. İkinci video ikisi takım olduğu için hemen üstüne o videoyu ekleyeceğim. Bunu bitirdikten sonra da diğerinden yapabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde yine yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım arkadaşlar. Videomu beğenmeniz benim için çok önemli. Eğer ki beğendiyseniz de beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bunu yine belirteyim arkadaşlar. Videolar kısmını, bütün videolarımı görmeniz için resmimin üstüne tıkladığınızda zaten benim kanalım açılmış olacak ve kanalın tam üst kısmında orada videolar yazıyor. Videolar kısmına tıklarsanız tüm videolarım karşınızda olacak. Bunu böyle birleştirdik yine. Şöyle göstereyim. Bakın 2 sıra gittim. Şu şekilde oldu. Gayet de güzel oldu sizce. Dediğim gibi bunu biraz daha büzgül olsun istiyorsanız, büzgü olsun isterseniz şu gittiğiniz iki tane yapın. Her boşluğa 2 tane dolguya denk gelen yeri 2 tane yaparsanız biraz da sık örerseniz biraz büzgülü olur. Tulum böyle şort tulumlar gibi. Ben bu şekilde bırakacağım. Bakın üst kısmına da hem de takım olsun. Dediğim gibi bunu 2-3 sıra da örebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. İster bunu da buraya örebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinizde kalmış bir durum. Şu şekilde içinden de geçirelim. Şortumuz bitmiş olsun. Ben onu temizleyeceğim sonra. Şöyle de göstereyim takım olarak. Sizce de güzel olmadı mı? Bakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.